Gelişmeler böyle detaylarına birlikte bakacağız. Kazakistan'da durum normalleşiyor. Normalleşme adımları da birbiri ardına geliyor. Sevgili seyirciler, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev olaylara müdahale için takviye amacıyla ülkeye gönderilen askerlerin 2 gün içinde çekilmeye başlayacağını açıkladı. Ülkenin yeni başbakanı da belirlendi. Tüm siyasi parti milletvekilleri tarafından evet oyu alan Alihan İsmailov Kazakistan'ın yeni başbakanı oldu. Kazakistan'da bir haftadır devam eden gösteriler sona erdi. İstikrar tekrar sağlanmaya çalışılıyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kolektif güvenlik anlaşması örgütü askerlerinin 2 gün içinde çekilmeye başlayacağını açıkladı. Çekilme işleminin 10 günde tamamlanacağını söyledi. Kazakistan'ın yeni başbakanı da belli oldu. Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan Meclisi'ne Alihan İsmailov'un adaylığını sundu. İsmailov, tüm milletvekillerinden evet oyu alarak ülkenin 12. başbakanı oldu. İsmailov, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, öncelikli görevinin makroekonomik istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek olduğunu söyledi. Tokayev de Kazakistan Merkez Bankası'na döviz piyasasında istikrarı sağlama talimatı verdi. Ülkede sokağa çıkma kısıtlaması ise sürüyor. Almatı'da bazı bölgelerdeki yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor. Kazakistan İçişleri Bakanlığı bugüne kadar gözaltına alınanların sayısının 9.900'e yükseldiğini açıkladı. Nur Sultan'a gidelim şimdi. Caner Salıbay son durumu bir kez de onun ağzından dinleyelim. O aktaracak bize. Şimdi normalleşme adımları atılmaya başlandı dedik. Ülkede yeni başbakan tüm milletvekillerinin evet oyuyla belirlendi. Bu son derece önemli. Ekonomiye ilişkin yeni bir takım talimatları var Cumhurbaşkanı Tokayev'in. 9.900 yaklaşık 10.000 civarında gözaltı var. Soruşturmalar da bir yandan devam ediyor. Darbe girişimi olduğunu ifade etmişti dün Tokayev yaptığı açıklamalarda. Bunun adresini de gösterdi. Orta Asya'dan, bazı ülkelerden işte ülkeye gelen teröristlerin altını çizdi özellikle bu saldırının. Şimdi senden alalım. Yaşam normalleşti dedik ama detaylar neler? Özellikle Almatı'da. Teşekkürler Coşkun Özen. Evet, bugün sabah saatlerinde Kasım Cömert Tokayev parlamento meclisinde yeni açıklamalarda bulundu ve ülke için önemli kararlar aldı. Cumhurbaşkanı ilk önce kolektif güvenlik anlaşması barış güçlerinin 2 gün sonra ülkeden çekilmeye başlayacağını belirtti ve bu sürecin en fazla 10 gün süreceğini açıkladı. Kazakistan yasal olarak kolektif güvenlik anlaşması ortaklarından barış gücü talebinde bulundu. Bu karar verildiği sırada Almatı üzerindeki kontrolü kaybetmek üzereydik açıklamasını yaptı. Devlet Başkanı ülkedeki son yaşanan olayları terör savaşı olarak nitelendirdi ve terörle mücadele operasyonlarının devam etmekte olduğunu belirtti. Ayrıca bu saldırıların arkasında kimlerin olmasının tespit edilmesinin de çok önemli olduğunu açıkladı. Daha önce yaptığı açıklamalarda Kazakistan'a yapılan bu darbeyi günlerde süren huzursuzluğun arkasında Orta Asya, Afganistan ve Orta Doğu militanların bulunduğunu söylemişti. Teröristlere karşı operasyonun en zor kısmı da atlatıldığını dile getirdi. Toplantı sırasında ayrıca başbakan vekili görevine geçici olarak üstlenen Alihan İsmailov Kazakistan'ın başbakanı atandı. 5 Ocak'ta LPG fiyatların zam gelmesinden dolayı Asgar Mamin başkanlığında hükümet istifa ederek Alihan İsmailov geçici olarak bu görevi üstlenmişti. Alihan İsmailov Kazakistan Meclisi'ndeki tüm parti üyelerinden onayı aldı ve Kazakistan'ın 12. hükümet başkanı atandı. Görüşme sırasında Alihan İsmailov bir açıklama yaparak ilk önce vatandaşların tüm yasal talepleri kayda alınacak ve uygulanacak açıklamasını yaptı ve ülkedeki makroekonomik istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmenin ana görevi olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı ayrıca 3 hafta içerisinde 2022 yılı için hükümetin eylem planını hazırlama talimatını verdi. Şubat ayında yapılacak hükümetin genişletilmiş toplantısında söz konusu plan masaya yatırılacak. Kazakistan Cumhurbaşkanı tarafından yine de birkaç önemli kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Ulusal Güvenlik Komitesi ülkedeki kritik bir tehdidi algılayamadı açıklamasını yaparak bazı Ulusal Güvenlik Komitesi'ndeki bazı görevlileri devlete sadakatsizlikle suçladı ve olaylar esnasında devlet için önemli gizli evrakları bıraktı açıklamasını yaptı. Ayrıca sınır kontrolünü güçlendirmek
kelime talimatını verdi. Ülkedeki migrasyon işlemlerini sorularına da özel dikkat verileceği açıklandı. Cumhurbaşkanı tarafından Merkez Bankası'na döviz piyasasında istikrarı sağlama talimatı verdi. Uzun yıllardır yüksek enflasyon oranıyla Kazakistan'ın mücadele ettiğini dile getirdi. 2025 yılına kadar enflasyon sınırının %3-%4 olması için Ulusal Banka, Kazakistan hükümeti ve Ulusal Girişimci Odası tarafından bir dizi önlemlerin alınması gerektiğini vurgu yaptı. Kazakistan İçişleri Bakanlığı'nın son verilerine göre 11 Ocak itibariyle ülkede 9.900 kişi gözaltına alındı. Hatırlatalım, söz konusu olaylarda 16 polis hayatını kaybetti. 1300'den fazla polis de yaralanmıştı. Şu anda Almatı normal hayata döndü. Almatı şehrinde alışveriş merkezleri ve kamu hizmet merkezleri tekrar çalışmaya başladı. Ayrıca tren seferleri de devam ediyor. Yüksek talep nedeniyle Almatı ve Nur Sultan arasında 4 daha tren seferleri başlatıldı. Almatı Havalimanı ise geçici olarak uçuşlara kapalı değilim ve sözü tekrar size bırakalım. Caner Salıbay aktardı. Son durumu Kazakistan'da devlet otoritesi işte kontrol altına aldı ülkedeki son durumu. Hayat normalleşti, Almatı dahil aldık bilgileri sevgili seyirciler. Bu arada Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları da olağanüstü toplandı bu sabah. O toplantı biraz önce sona erdi. Notları alacağız şimdi, toplantının ardından bir açıklama yapıldı. Çünkü Zeynep Esendemir karşımızda. Ne dedi Türk Devletleri Dışişleri Bakanları Kazakistan'daki duruma ilişkin? Dışişleri Bakanlığı'nın gündeminde bir kez daha Kazakistan'daki gelişmeler vardı. Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi, Türkiye'nin yaptığı çağrı üzerine olağanüstü bir toplantı düzenledi. Toplantı Bakan Çavuşoğlu'nun başkanlığında çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi. Toplantıda Kazakistan'daki gelişmeler ele alındı. Kazakistan'a verilen destek yinelendi ve sonraki süreçte atılacak adımlar konuşuldu. Çavuşoğlu, Kazakistan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız ve tüm imkanlarımızı da seferber etmeye hazırız dedi. Bugün ülkedeki durumun kontrol altına alınmış olmasından ve başbakan olarak Alihan İsmailov'un Kazakistan'a atanmış olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Türkiye olarak en başından beri Kazak makamlarla temas halindeydik ve temas içinde olduğumuzdan beri de gelişmeleri yakından izledik dedi. Türk Devletleri Teşkilatı olarak da ilerleyen süreçte daha fazla siyasi ve iktisadi bütünleşme yolundaki adımların hızlandırılması gerektiğini ifade etti diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet, Zeynep Esendemir'den aldık. Türk Devletleri Teşkilatı'nın toplantısını ve ardından yapılan açıklamanın detaylarını birazdan Taşkent'e de gideceğiz. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama var. Kazakistan hükümetine göstericilere uyarısız ateş açılması emrini iptal etme çağrısında bulundu. Ayrıca gözaltındakilerin adil yargılanması çağrısı da yapıldı. Birleşmiş Milletler'den de açıklama var. Kazakistan'da göstericilere müdahale eden güvenlik güçlerinin Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerince kullanılan Birleşmiş Milletler ambleminin olduğu mavi baretler takmasına tepki gösterdi. Bunlar sadece barış gücü misyonlarında kullanılabilir denildi. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Genel Sekreteri Stanislav Zas da Kazakistan'ı ziyaret ediyor. İşte bugün sevgili seyirciler Taşkent'e gidelim şimdi. Muhabir arkadaşımız Şahrukbek Alimov karşımızda. Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları olağanüstü toplandı dedik. Özbekistan Dışişleri Bakanı da bu toplantıdaydı. Sen de Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'nda işte gelişmeleri takip ettin. Nedir ayrıntılar, alalım senden detayları. Evet Coşkun Bey, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun teklifi üzerine Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinin Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantı ve biz de TRT ekibi olarak Taşkent'te Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'nı da takip ettik bu toplantıyı. Ve toplantıya Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri ve üye ülkelerin diş işlerinden sorumlu bakanları katıldı. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Kazakistan Dışişleri, yani bu toplantının ana gündemi Kazakistan'la ilgiliydi ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tüleberdi Kazakistan'daki son durumu anlattı ve Kazakistan'da yaşanan olaylar hakkında genel bilgi verdi. Ve diğer bakanlar da birer konuşma yaptılar ve konuşmalarında Kazakistan'daki olayları üzüntüyle takip ettiklerini ve bu konuda her konuda destek vereceklerini dile getirdiler ve dediğimiz gibi her bakan Kazakistan'daki durumu nasıl takip ettiğini ve bu nasıl bir yardım edebileceğine ilişkin fikirleri ortaya koydu ve en yakın zamanda Kazakistan'da istikrar ve barış sağlanması için
güven bildireceğini iletti. Özbekistan Dışişleri Bakanı da bir konuşma gerçekleştirdi ve bu konuşmada Türk Devletleri Teşkilatı'nın dışişlerinden sorumlu bakanları bir araya gelmesi ve Kazakistan'daki durumu ele alması Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir başarısı olduğunu, yani her zaman yanında olduğunu açıklıyor cümlesini kullandı ve toplantı sonrası bir beyanname kabul edildi. 9 maddeden oluşan beyanname Kazakistan'daki durumun en yakın zamanda barışa ve istikrara kavuşması ve bu konuda Türk Devletleri Teşkilatı'nın birliğini korumasıyla ilişkin fikirler vardı ve Kazakistan yönetimi ve halkına Türk Devletleri Teşkilatı'nın her biri destek ve güven bildireceğini de bu beyannameyi vasıtasıyla dile getirmiş oldular. Toplantıdaki son durumlar böyleydi ve sözü tekrar size bırakıyoruz. Şahruk Bek Alimov'a teşekkür ediyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı son derece önemli bir yapılanma. 2 ay önce hayata geçmişti, adı değişmişti ama çok güçlü de bir mesaj verilmişti. İşte bölgesel meselelerde çok hızlı bir şekilde bu şekilde devreye girmesi son derece önemli. Dileriz ileriki süreçte de kendi askeri gücü de planlanır. Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütü gibi ülkelerde yaşanabilecek olaylara müdahale birimi de oluşturulur sevgili seyirciler. Bu arada önemli bir gelişme. Türkiye Ermenistan'a özel